Destan Server'unda artı bir iron impact bakın rap demiyorum normal, normal artı, artı bir 130 APS, APS olan bir olan iron, yani. impact iron impact almak impact için al Kazı işlemlerimiz hızla devam ediyordu şimdi videoya giriyoruz videoyu girerken de pazardan tık çekeceğiz o şeyi Iron impact madencilikten kazanmış olduğumuz iki tane küçülme topu bak 418k'dan oluyor her türlü satarım ben bunları buraya 1.262. TSE'yi de 121'den alıyormuş. Bunu da satalım. Şu anda TSE'yi pazarda satacak halimiz yok. Ne oldu? Bire geçti mi dostlar paramız? Geçti. Daha geçen gün baktıydım. Şurada birisi Iron Impact satıyordu. Umarım hala satıyordur. Satmıyor. Iron Impact bulmamız lazım. Aynı fiyattan mümkünse. Şu mu? Yok. Bu değil. Bu değil. Ulan destanda da pazarda Iron Impact artı bir aramazsın he. <laughs> İşte buldum. Bir tane Iron Impact artı bir. 650 satıyor ya. Paramızın yarısını neredeyse buraya verdik ama değdi. Bakın 487'ye çıktı HP. Bunun artı 7'sini takmak niyetiyle şimdi bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. DC Premium'umuz var. E, DC Flash da biz şimdi madenden kendimize kastık. Bunu da her türlü kullanırız. Bize normal basit şeylerden lazım. Düşük AP scroll'larından bu Iron p artı 2'ye basmamız lazım. AP, AP'dir. DC flash'larımı bastım. Kutu toplama derdim yok. Bu grey zojilerden şey çıkıyordu. Aha bak direkt. Direkt attı ya. Tamam dostlar ben burada var ya uzun bir süre farm atmayı planlıyorum. Bu upgrade scroll'lar, dandik upgrade scroll'lar bizim çok fazla işimizi görecektir. Krizojileri kesmekte zorlanınca şurada bir scout görevleri vardı. 2,5M 2,5 milyon civarında bir XP verecek. Bizi 45 level'a atacak. 45 level olunca da şu kitabımızı basabileceğiz. Atak biraz daha yüksek olacak bunu basınca. Lan kesemedim krizojileri. Savaş veriyorum orada. Evet. 45 olduktan sonra daha da rahat ederiz. SVC'ye bastık. 9 dakikasını yiyip bitirdik. 5 olup Craze Ozilere, çılgın Ozilere gene gideceğim. İşte aradığım rahatlık tam olarak bu. 1K vurmaya başladım. Hem de Iron Impact artı 1 ile. Ozi'den gelen çöpler para eder mi bilmiyorum. Tamamen odak noktamız Apres Skrull'lar olacak. Burada biraz takılacağım. 3-5 tane Apres Skrull çıkardıktan sonra bir dragi Kulesi'ne çıkacağım dostlar. Bir tane Weapon Breaker alırsak şansa bütün dengelerimiz bozulacak. Artı 7 kıyafetlerimiz direkt üstümüze çekeriz. AP'yi olabildiğince fazla arttırmaya çalışıyoruz çünkü. Crazy OG'de de farm atacağım hiç aklıma gelmezdi. 15 dakikayı geride bıraktık. Crazy OG'den hala bir tane seyirci atmış durumda. Crazy OG'den artık zorlamanın bir manası yok. Yarım saatte iki tane seyirci atması benim hiçbir işimi görmez. Zaten çöplerinden de bir cecik olmazmış. Şimdi RPR yapmamız lazımdı ama yapmıyoruz. 24K'yı buraya veremeyiz. Çünkü bunu upgrade yaptığımızda yani artı 2 olduğunda RPR'si otomatikman düzelecek. İşte sıfırdan serisinin de en ince ve püf noktaları bunlar. Olabildiğince para harcamayacağız. Yanmaması dileğiyle diyoruz. 130 AP'den kaça çıktık? 136'ya gayet güzel. 524'e atak çıktı. Kitapla beraber 854. Bizim için mantıklı ve makul bir AP oldu dostlar. Şimdi kendimizi direkt Draki'ye atıyoruz. Hep de El Morat'a geliyoruz. Alışmışız Karas oynamıyor oynamaya. oynamaya. RPR'miz hazırsa kendimizi direkt Draki. Direkt Draki kulesinde buluyoruz. Geçen gün beni öldürmüşlerdi. Bakalım bugün kazanan kim olacak? Ya bu sefer bir üst odada öldüm. Ben bu işi niye Başaramadım ya. Bu odayı da geçebilmem gerekiyor aslında. Yılmıyorum. Tekrardan giriyorum. İşte az önce öldüğüm oda tam olarak burasıydı. Şöyle geri geliyoruz. 722 HP botu sağ tuşa alıp stratejik olarak saldıracağım bu sefer. Bu sefer ölemeyiz. Buraları geçmemiz lazım. Strateji işe yaradı gibi. Gayet güzel. Iron Impact 2'nin tadına bak adamım. Gel lan. Kitabı basıp bunu kesip direkt tekrardan köşeye kaçmam lazım da. Nefret ettirdin kendinden ya. Kaç 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 kaç. Topuk. Ha tamam panik yok. Panik yok. Bir şey yokmuş burada. Şuradan XP'mizi alıp bir üst odaya. Bu saatten sonrası çok tehlikeli. Gayet güzel. 46 level yaptı bizi burası. Burada kesinlikle flashsız gezmiyorum dostlar. Her levelde flash basıyorum. Zaten kendi paramızı madenden kazandığımız için DC flashta sıkıntı yok. Her leveli DC flaşlı kasmak faydalıdır gibi düşünüyoruz. Buradan bir tane weapon breaker atsa ya da Superior bilmem ne kutusu atsa bütün olayların rengi değişecek. Sorma... Golemlere yemedi. <laughs> Ulan ne kadar daha öleceğim bir bu, video, bu videoda acaba merak ediyorum. Demek ki biraz daha levele ve kıyafetlere ihtiyacımız var. HP'ye ihtiyacımız var. Bizim aslında bu görev takılığını almaya ihtiyacımız var. Biraz daha görev yapıp level atlama kararı aldım. Şansımızda da buralarda kimse yok dostlar. Yani aslında benim gibi bir adam olsa şu görevleri ortak yapsaydık biraz da işime gelirdi açıkçası. Çünkü oyunun verdiği şeylerle, hep potlarla oynuyoruz. E bunlar bitince ultra sıkıntı yaşayacağız. Bunlar bitmemesi gerekiyor. Şu SVSC bittikten sonra bendeki yıkım var ya tarif edilemez. Tam da ape görevini yapıyorduk. Kangoyu bitirdik. AP'yi de bitirirsek muhtemelen 47 level olacağız. Bize daha fazla AP lazım. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz? Şu görevleri bitirdikten sonra biraz daha maden yapacağım dostlar. Hem DC flash toplayacağız hem de küçülme topu çıkartırsak şu kıyafetlerimizden birkaç tanesini 750k BM civarlarında çünkü fiyatları var. Birkaç tanesini en azından 7'ye götürebilirsek şu AP'mizin 1000-1100 yani yerse 1200 civarında bir AP'lere ulaşmamız gerekiyor ki şu Draki kulesinde yatalak olmaktan vazgeçelim. Yoldan geçen bir asaslan SV dilendikten sonra gözümü Burning sıkılatıyorum bürüdü. SV varken hiç SC basmayacak şekilde şu görevi de aradan çıkarttığımız iyi oldu. Bio pot'tan basıyorum, bio pot'tan basıyorum. Bak HP potları falan birikiyor. Bunlar gayet güzel. Bir de şeyden Game of Life çıkıyor. Madenden kırdığım şey derken bu Game of Life'lar da hiç fena değil. 250 civarında bir HP veriyor bize. Bu levellerde çok ciddi işe yarıyor gerçekten. Ölmeyelim. Burning Salt peşimizi. Şimdi gel. Come on. Neyse istiyorsun adamım? Come on. Iron tadına bak adamım. Burning sana da elvada diyelim. Gidip 48 level olalım hadi. Şu teleportlara sürekli para vermekten hiç hoşlanmıyorum ama yapmamız gerekiyor bu işi. O pot veriyor güzel severim yerim. 47 leveliz. Bunu verince 48 oluyoruz mu? Evet çok güzel 48 level olduk. Aşkın Knight varmış. Onu salla gitsin şimdilik. Şimdi bizim biraz daha maden yapmamız gerekiyor. Yani bir yarım saat 45 dakika daha maden yapıp bir iki tane daha küçülme topu muhakkak ki çıkartmamız lazım. Gidip şu işi halledelim hadi. Şimdi vur bakalım Nakvasya hanfendi. Birkaç tane daha küçülme topu. Aslında kafamda Andriyam'a gitmek var ama Andriyam'da 4 defa ölüm hakkım var. Ve muhtemelen çok kısa süresin, sürede beni öldürürler. Hele ki bu itemlerle orada yaratık da kesemem. Yani köpeklerde biraz iş görürüm gibi. Biraz zorlar morlar ama keserim. Şu kıyafetlerim artı yediği yaptıktan sonra bir gitme niyetim var. Gidip şöyle bir ortamı koklayacağız bakacağız ne var ne yok. Birkaç defa ölürsek zaten Andrian bizi şutlar gider. Bir tane bile bus çıkarsak bütün dengeleri alt üst eder ama. Bilemedim. Burada şimdi maden kasarken bir de fiyat analizi yapıyorum. Bakın artı yedi fabrik. STR bonus basılı. Pazarda 1.250'ye satılmış, 9.55'e satılmış, 1M'den satılmış. Yani bize 5M gibi cüz'i miktarda bir para lazım kıyafetlerimizi artı 7 yapabilmemiz için. Çok uzak bir hedef gibi gözükmüyor. 1-2 saatlik bir küçük küçülme topu çıkartırsak eğer biz bu işi çözeriz gibime geliyor. Topla bakalım Nakbasya. İlk maden droplarını kırdırmak karavana geçti. Şunlardan da nefret ediyorum. Şunları basıp silmekten de nefret ediyorum. Çöpe de atılmıyorlar. Çok gıcık bir şeyler. Bas sil yöntemiyle. Şu üstümüze gelen her şeyi satıp tekrardan gidiyoruz. İkinci turda karavana geçti. Hala küçülme topu yok. Dün de böyle yapmıştı. Birkaç defa gittikten sonra bir turda iki tane attı. Yine bir turda iki tane atar umuduyla. Kazı yapmaya gene gidiyorum. Üçüncü üstümüzü dolduruşumuz. Bakalım bu sefer atacak mı? Mouse bozulacak. Ulan sağ sol sağ sol sağ sol. Haydi. Bitti mi lan? Bitti. Gene karavana. İnat ediyoruz. Dördüncü üstümüzü doldurmaya gidiyoruz. Dördüncü turumuz da karavana geçti. Sanırım zorlamayacağım ve yaratık kesmeye gideceğim. İlk düşündüğümde kulağıma çok saçma geldi. Ulan kesemem falan dedim. Bakıyorum. Evet kesmek de oldukça beni zorlayacak bu gri slotu. Ama bu gri slotundan bu salma şansım var. DC flashlarımı bastım. Burada bir yarım saat kadar grili elle keseceğim dostlar. MS atabilir. Bu atabilir. Beni öldürebilir ama. Sıkıntı olacak. İnatla devam edeceğim. 20k'da XP'si var xp'si hiç fena değil. iş görür. Şöyle döne döne biraz sınırlarımızı zorlayalım. 15 dakikayı geride bıraktık. Pek fazla bir çöp ya da bu satmadı ama ulan bu grilli bu oku bizim ok dediğim şey yani kolunu bizim neremize sokuyorsa bir grill keseceğiz. Ne silah kaldı ne kıyafet kaldı hepsi RPS'i gelmek üzere. Aşağı yukarı 5-6 tane atak yapmam lazım bir grill öldürebilmek için. XPC güzel ama. Bak. Hak XPC güzel. Şu görev takılarını falan alıp geldiğimde sanki bu grili daha kolay ve daha eğlenceli öldürebilirim gibime geliyor. Şimdi yapıp tekrardan geleceğiz. Şurada XP'ye ölmezsek şayet. Bazen böyle kombo yapıyor. Kritiğe maritiğe bağlıyor. Grill deyip geçme. 450 falan vuruyor lan. Buradan şunu anlıyoruz ki grillin çöpünden hiçbir nane olmaz. 184k para verdi. RP'lerimizi yaptık. Silahı da 72k para aldı. Hiç vermeseydin adamım. Hiç vermeseydin yani. Neredeydi bu griller? Yönümüzü de şaşırdık bak. Grillere gitmiyoruz ve 12 dakika daha grillde farm atıyoruz diyebilirim. Biremi bulduk bile. Belki de gider bu parayla bir tane fabrik artıyı da alırım. Ufak dokunuşlar büyük farklar yaratacak. Ben buna inandım. Ben buna inandım. Bu yolda gidiyorum. İşte beklediğim performans. Bu sol masa bile bakın bir tane Monster Stone attı. Bu gris slotunda bir de Press Hatchker attı. HP rekoru veren INT istiyor. Bu bizim işimiz yaramaz ama Monster'ın çıktığını görmek biraz sevindirici. Kaç dakikada aldık biz bunu? Aşağı yukarı 25 dakikada bir tane Monster aldık ama 25 dakika olarak hesaplamıyorum onu. 25 dakikada kaç tane kestiğin önemli. Yani böyle malisat git koş peşine vur filan. Daha seri kesebilmek için görev itemlerini tamamlayıp takılarını filan tamamlayıp Iron Impm'i artı 4 filan yapmam lazım galiba. Bunun için tabii ki busa da ihtiyacımız var. Şu anlık burada kesmeye devam ediyoruz. Şurada biriktirmiş olduğum 30 coinim var dostlar. Birazdan 30 coin olacak bu. 30 coin'le de 3 tane Monster Stone alıp Monster Stone'lara gireceğim ama bir şeyine bakmam lazım. Bir levele kadar item atmıyordu, takı atmıyordu diye böyle bir hurafe var. Tam emin olamadım ondan o yüzden girmiyorum şu anlık. Eğer benim levelim kurtarıyorsa Monster Stone'lara da girip oradan da bir takı yani bir para getirisi sağlayabilmem lazım. Yarım saatin sonuna geldik. Üstümüzdeki kitaplarımız bittiğine göre yarım saat doldu demektir zaten. Bir tane monster lan. Bu gris slotundan ayrılıyoruz dostlar. Çok olabildiğince hızlı kesmeye çalıştım ama bu battle de gücü anca bu kadar yetiyormuş. Çöplerimizden 196k daha geldi. Par, üstümüzdeki parayı 1.3'e kadar çıkarttık. Bizim böyle buz, bez, monster ve çöp atan bir surota ihtiyacımız var. Bizim acilen bu kıyafetleri artı 7 yapabilmemiz için şöyle ufak bir analiz ve araştırma yapacağım. Bütün surotları böyle arada bir gidip tıkır tıkır keseceğiz. Pahalı eden çöp mesela bildiğimiz golemden atıyor ama golemi kesemem. Lamia'dan atıyor muhtemelen okçular vardır. Urukayilerden atıyor orada da muhtemelen okçular ve mageler, ekipler, teşkilatlar vardır. Bu konu alın bir dur bir durla bir dur videodayım yapma. Çok enteresan ya. Neredeyse 40 tane maçurus kestim. Bak 37 tane kestim. Bir tane bile o silver fatır mıydı neydi? Görev itemi var ya ondan atmadı be. Çok garibime gitti ha. Nasıl atmazsın ya? Allah Allah. Görevi verip şu takımızı alalım öncelikle. Health INT, Health STR. İşte bize lazım olan şey tam olarak bu. Çok güzel. Level de atladık. Şunu da taktık. HP'yi de yukarı aldık. Ne görevimiz varmış şimdi? Aşkın Ait ve Skullur. Olur. Yaparız. Aşkın Ait ve Skullur görevini yaparken bir tane normal Apres Skull çıktı. Bir de Kardinal Jevel çıktı. Bunun tanesi 10k. Başka burada alsan çöpe atarsın ama burada yemez abi. Hiç üşenmeyeceğim. Gideceğim bu 10k'yı. Secret Agent'ten alacağım. 10k 10k biriktiriyoruz bu paraları. Şu anda bir kuruşa bile ihtiyacımız var da bu hangi görevdi lan bu? Rubens mi veriyordu? Kim veriyordu da parayı? Yoksa o görevimiz daha açılmadı mı? Onun için level mi gerekiyormuş ya? Ana yeni bir şey öğrendik bak. Her gün yeni bilgi. Ezik levellerde yapmaktan en çok nefret ettiğim görevlerden bir tanesi de bu Haungo görevidir. 19 taneyi kestim. 19 geride kaldı. 20'sinde kesip direkt tohum atıyorum. Orada 60 level bir battle press gördüm. 60 level hangi varıyor? Neden kesiyor? Muhtemelen ya MS durumu var 60 level'de ya da buz. Bu tip şeylere dikkat edip benim de yapmam lazım aslında. Şurada sessiz sedasız bekleyen bir logos buldum. Gene köpek görevini yapmaya girerken ne almak mantıklı? XP ile çok işim yok. Abi defans ya. 400 defans severim. 400 defansı gerçekten severim yani. Şu efsane olan ikinci takımımızı da alalım dostlar. Şu HP'yi biraz daha yükseltelim. Sonra XP görevlerine devam edelim. Ne varmış? Lord kesiyor. Ve ne 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 o ya? Tam Lord Ork kesiyor. iyi kesmişiz Lord Ork. Onu da keselim. Üstümüze toplama materyallerinden Silver Fatır'dan da bu arada 9 tane çıkarttık. Lord Ork'tan da şu mavi bir şey vardı. Adı gelmiyor aklıma. O, onun drobundan çıkartırsak balla börek olur. Karus tarafında şu taraftaydı herhalde Lord Orklar. Yanlış hatırlamıyor isem. Aynen burada. Bu slot da boş. Buradan da hem görev materyallerimizi çıkartırız. Hem de XP'mizi alırız şimdi. Lord Ork görevini de bitirdik. Şimdi görevimizi vermeye gidelim. Muhtemelen de 51 level olacağız bu görevleri verince. Önce şu toplamalardan bir yola çıkalım mı? Soru işaretlerini kaldıralım abi. Soru işaretleri olmasın hiçbir NPC'nin başında. Bu yola baş koyduk. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. %75'iz. Şu anda şu görevleri de verdiğimizde artık 51 leveliz diyebileceğiz. Bir türlü diyemedik ama Şimdi 51 leveliz işte. Evet. 51 level hayırlı olsun. 51 levelde açılacak olan bir skillimiz vardı. Onun da adı tam olarak şu. Şöyle bir skill düzenlemesi yapalım. Bu 51 level skilli bize muhtemelen 72 levele kadar eşlik edecek dostlar. 62 skillimi açacağımı zannetmiyorum. 72'ye kadar şu skill barda gözüken... Basit ataklarımızda olabildiğince yaratık kesmeye çalışacağız. Şimdi şerif görevimizi alıp gidip şu küpemizi de halledelim. HP'miz gitgide yukarı çıkmaya başladı. Bizler için HP çok önemli zaten. HP ve defansımızın yüksek olması gerekiyor. Bir Battle Priest olarak bütün Battle Priest kardeşlerime buradan kucak dolusu sevgiler ve saygılar diliyor. Görev yapmaya devam ediyorum. Konuşanlar diye program var ya orada bir fantezini anlat vesaire bir soru soruluyor. Tabi bunu orada anlatsam kimse anlamaz ama benim bu Knight Online'da bir fantazim var dostlar. Şu yaratıkların bir kesim görevleri var ya örneğin bu yaratık 30 tane öldürmemizi istiyor. Yani bunu belirleyen mühendisten böyle karşılıklı oturup neden 30 diye sorasım var. Neden 30 niçin 30 yani. Mantıklı bir açıklaması var mı yoksa gelişi güzel ayarlanmış bir sayı mı? Bunu çok fazla merak ediyorum. Bütün oyunlarda aslında sadece Knight'a bağlı değil neden ve neye göre o sayıları acaba belirliyorlar? Muhakkak ki bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yoksa gelişi güzel rastgele yani 30 tane gelsin ya bundan dememiştir. Şerif görevinin de böyle sonuna geliyoruz. Bakın az önce bahsettiğim Battle Press var ya. Bende şiddetli derecede merak uyandıran Battle Press'imiz bu. Burada haunga kesiyor. Saatlerdir kesiyor. Gelip gidip sürekli bunu görüyorum. Oğlum bu da kosplan kesiyor lan. Destansör server'ındaki bütün kospurları istemeden de olsa ifşa ediyoruz lan. Ey yönetim, ey yönetim. Aha kosp. Evet ileride kasmak istediğim slot tam olarak bu. Bu levellerde ve bu itemlerle çok zor olacağını zaten biliyordum. Uruk ayıları bize bırakmazlar. Bu uruk biletlerden buz çıkıyor. Buz çıktığından eminim. Ama bu uruk biletleri kesmek benim için bayağı zor. Şu anda öylesine vuruyorum dostlar bunları. Yani amaçsızca kesiyorum bu uruk biletleri. Belki geçerken bir tane buz alırım diye düşündüm ama yemedi. Zaten uruk biletin görevi var. Uruk bilet görevini yapacağız. Uruk görevimizi yapmak istiyoruz da slot dolu. Muhtemelen de bize burada bu görevi yaptırmazlar. Tabii ki tek atmıyorlarsa. Abi tek atmıyorlarsa ben bu görevi her türlü yaparım. Uruk bir, 1. Uruk hadi 2. Güzel. Da benim sayacım niye çıkmıyor? Server'ın en gözde slotları olan Urukayı'ya deli dehşet karşı atıyorum. Yani burada manuel elle oynasam burada kassam kasarım ha. Ama geniye kase atmak suçtu. Yani yerim suçunu oğlum arka tarafta herkes kosm kullanıyor lan. Sırf bunlardan bıktığım için zaten yapıyorum bu seriyi. Benim kimseyle işim yok baba. Hiç işim olmaz hiç. Ben mı keseceğim. Iron Impey'imi artı 3'e basacağım. Kıyafetlerimi artı 7 yapacağım. Benim benim hedefim bu abi ya. Kim ne yapıyorsa yapsın. Oyun yönetimi düşsün bana Şimdi Lamia slotu için bir savaş içine girmiş bulunmaktayım. Burada da deli dehşet kaseye devam. Bu adam kaç tevel ya? Ben de 73 tevel bir okçu. 73 tevel okçu da para kasabiliyor mu? Kasmasa neden dursun burada? Hmm. Aklımda deli sorular. Ya şimdi şakaydı dostlar tamamen hiç işim olmaz. Bu ezik develerde bir de böyle nefret getirten yaratık blot dondur. itemsiz mitemsiz 51 skili olmadan bayağı bildiğin blot dondan vs atıyoruz ya. Sonuncusunu da kestik. Bu da bize HP veren bir belt verecek. Battle Plastic ben HP ile ne işim var demiyorum. Gördüm ben az önce şuradaki Drake Kulesi'nde neler olduğunu. HP iyidir abi. Battle Press'in diye sürekli atak olacak diye bir kavram yok. Tak şunu. Şu HP'ler biraz yukarı çıksın artık. Ne görevi gelmiş? Triant gelmiş. Başka var mı? Yok. Ya şu Triant da aynı anda verseydin de. Bizi uğraştırmasaydın emmi oğlu ya. Ve işte bu. 54 level olduk ve 1200 buff'ımız açıldı dostlar. Şu Crazy bize şekil şükül yapıyordu. Şimdi göreyim onların boyunu posunu ben. Bana Upgrade Scroll'da verirlerse tadından yenmez. Şu SC'ler bize lazım olacak. Farm atarken basacağım bunları. Farm atarken. Elimde Iron Impact artı 2 ile Server'a meydan okuyorum resmen. Da benim kafamı kurcalayan bir şey var. O da şu. Bizim şeyimiz var ya. Şimdi Trina ile Magic Hammer'larımız. Ya biz bunları satıp karaktere ek, yani item eklesek mi? Yoksa onları bir dahaki premium için destek olarak kenarda mı tutsak? Yani şu anda sefalet içindeyiz zaten görüyorsunuz. Bilemedim ben nasıl yapacağım onu. Sonuçta DC Premium'dan faydalanıyorum. Yani DC Premium'un verdiği nimetlerden biri olan Trinay'dan da faydalansam mı? Yoksa tamamen bu şekilde yani mi devam etsem? Onu bana ele bir yorumlarda bir bildirin ya. Acaba bu serverda şu talyaları kullanan var mı? Talya kullananlar varsa bu talisman of talyalar para ediyor mu? Yani benim için aslında güzel bir gelir kaynağı olabilir. Az olur ama öz olur. Şimdi şu görevi yapayım. Şunların fiyatlarına ben bir bakacağım Piersen. Eğer satılabilitesi varsa yani satılıyorsa az çok diye ben burada da bir şeyler kasarım ya. Kasarım yani biraz zor öldürüyorum gerçi ama. Kendini kurtaracaksa kasılır. Yok ya tanesi 10k yapıyor. Bir kişi böyle 29 900'den satmış ama onun haricinde genelde 10 12k arasında satılıyor. 50k falan kazanmış oldum. Yok oğlum orada 2 dakika çöp slotunda iki tane çöp çıkarsan zaten 50k'dan fazla yapar. değil değmez. 2 gündür beklediğim görevim açılmış. Bir tane kardinal çıkartmıştık ya bak. Hemen şunun görevini aldık. Şuradan 10k ben alırım ha benim. Alnımın teri o. Bir de kardinal görevimiz mi açılmış bizim? Bir kere de işimize yarayan item ver be kardeşim ya. Levelimiz 55 oldu. Aslında bir şeye bakasım var ya. Andriyama. Andriyama bakasım var da önce bu kıyafetleri tamamlamam gerekiyor. Bu kıyafetlerle Andriyama gitsen neye gitmesen ne. İnsanların vurusu yoksa da yani sırf denemek için vururlar. Aşırı bir cazibesi var çünkü karakterin. Gel bana vur. Der gibi. Kendimi biraz şeye salacağım ben yine. Madene. Üstündeki para hiçbir şey almaya yetmiyor. Maden işçisi miyiz? Youtube içerik üreticisi miyiz? Nakbatsya ne zaman kendini çaresiz hissetse bu madende buluyor dostlar kendini. Bu videonun böyle sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Trina ile Magic Amber'ları ne yapacağımı da yorumlara yazmayı unutmayın. Skadi kaçar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.